Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında güvenlik işbirliği anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milletimizi saygılarımla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, günümüzde bir ülkenin uluslararası kamuoyunda iyi ve saygın bir imaja sahip olması, o ülkenin ulusal ve uluslararası çıkarları açısından temel belirleyici faktörlerden biridir. Ülkenin nüfusu, ekonomisi, jeopolitik konumu, askeri gücü kadar artık o ülkenin sahip olduğu imaj da stratejik unsurlardan biri haline gelmiştir. İmaj kavramı, insanların başka ülkeler ve uluslar hakkında imgelerinin yazıya yansımasını içermektedir. Bir ülkeyi etkili bir uluslararası imaj elde etmeye iten etmenler çok kapsamlıdır. Konu uluslararası ilişkiler perspektifinden ele alındığında nihai amaç tüm hedef kitleler nezdinde olumlu bir itibar kazanmaktır. Türkiye'nin uluslararası imajının geliştirilmesinde uluslararası anlaşmalar büyük önem taşımaktadır. İnsanlık tarihi kadar eski olan güvenlik sorunu temelde devlet ve milletimizin güvenliğinin sağlanması gerekliliğini doğurmuştur. Ve güvenliğin sağlanması öncelikle tehdit unsurlarının belirlenmesiyle belirlenmesini ortaya çıkarmıştır. Bu noktada yine insanlık tarihi kadar eski bir olgu olan terörizm ve terörizmle mücadelenin ele alınması gerekmektedir. Bugünkü anlamından farklı bir içeriğe sahip olsa da insan güvenliğini tehdit oluşturan terörizm neredeyse ilk insandan günümüze kadar çeşitli dönüşümler yaşayarak varlığını korumuştur. En temel amaç olarak geniş kitleler üzerinde korku ve tedirginlik yaymak, aynı zamanda belirli bir konuya da dikkat çekmeyi benimseyen bu tür faaliyetler meydana geldiğinde toplumlarda güçlü reaksiyon oluşturmuş ve terörizme karşı tedbirlerin alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi yıllardan beri terörü ve terör örgütünü yalnızca kanlı eylemlerden ibaret bir suç ve cinayet şebekesi gibi görmekten uzak bir anlayışla daha yukarıdan yorumlama ve değerlendirme çabası içerisinde olmuştur. Özellikle çağımızda terörizm, uluslararası karanlık oyunların çok etkili bir vasıtası olduğu açıktır. Millet varlığına kasteden PKK terör örgütüyle diğer örgütleri ile mücadele ve teröristlerin imhası yıllardır en üst seviyede ve büyük fedakarlıkla sürdürülmüştür. Vatanımızın ve milletimizin bekası için her bir terör unsuru ortadan kaldırılana kadar, PKK'lı tüm teröristler öldürülene kadar, tüm silahlar kırılana kadar, güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadelemiz sürecektir. Özellikle günümüzde robotların derin düşünmesini konuştuğumuz bir günde, yarın belki kıtlıkla ilgili mücadelenin olacağı dünya geneline baktığımız bir günde, yine enerjiyle ilgili sorunların dünya açısından değerlendirildiği bir günde elbette ki uluslararası sözleşmeler en büyük önemi taşıyan birinci sıraya gelmektedir. Değerli milletvekilleri, Zambiya 24 Ekim 1964'te bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye-Zambiya ilişkileri 2011'de Lusaka Büyükelçiliğimizin açılmasıyla beraber 2013'te de Zambiya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin açılmasıyla ivme kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Lugus Lungo, Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlaması törenine katılmak üzere 8-10 Temmuz 2018 tarihinde ülkemizi ziyaret etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız da iadeyi ziyarette bulunmuştur 2018 yılında. Ülkemizden Zambiya'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan bu ilk ziyaret vesilesiyle çeşitli alanlarda 12 anlaşma imzalanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında Aralık 2018 itibarıyla Türk Hava Yolları'nın direkt olarak seferleri başlatılmıştır. Ziyaret sırasında ayrıca Ticaret Bakanlarının Başkanlığında Türk ve Zambiyalı iş adamları ve ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilmiştir ve iki ülke arasında işbirliği ilişkilerini geliştirmek üzere tarım, turizm, sağlık, altyapı, konut gibi alanlarda teknik düzeyde yapılan yakın çalışmalar yürütülmüştür. Türkiye-Zambiya'nın kalkınma gündemine ülkenin 7. Ulusal Kalkınma Planı'na uygun çerçeve kapasite geliştirme ve kurumsal yapılandırma kapsamında katkı sunmaktadır. Türkiye ile Zambiya arasında 2019 yılı ticaret hacmi 23.7 milyon dolar düzeyinde olmuştur.
Ülkemiz Zambiya'ya 17.8 milyon dolarlık ihracat yaparken Zambiya'dan 5.9 milyon dolarlık ithalat gerçekleşmiştir. Yani kısacası Afrika kıtalarında yapılan ticari anlaşmalar, yine tarımla ilgili anlaşmaların tamamı özellikle güçlü Türkiye hedefine ulaşmanın belki de en önemli adımlarından bir tanesi olmuştur. Türk firmalarının Zambiya'dan ithal ettiği ürünlerin başında bakır ve bakır eşyaları gelmektedir. İthalatımızın yaklaşık %75'i bakır cevherine dayandığından bakır fiyatlarındaki küresel dalgalanmalar özellikle ikili net ticaretimiz üzerinden belirleyici rol oynamaktadır ve gücümüze güç katmaktadır. Türk firmalarının Zambiya'ya ihraç ettiği başlıca ürünler ise makine ve cihazlar, aletler ve parçaları ile demir ve çelikten eşyalar, elektrikli makina ve cihazlar ve bunların yedek parçaları. Öte yandan tekstil ürünleri, şekerlemeler, mobilya, çikolata, kakao, yine Türk Hava Yolları ile aralarında özellikle gidiş gelişlerle ilgili yoğun bir sirkülasyon var. Şimdi burada aslında değinmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi şu. Uluslararası sözleşmeler ne zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kadim çatısı altına gelse, çıkan muhalefet partilerinin milletvekilleri özellikle uluslararası sözleşmelerin kapsamının dışında birçok konuşma yaparken gerçekten ülkemizin gücüne güç katacak olan bu uluslararası sözleşmelerin faydalarından çok fazla bahsetmiyorlar. Onun için biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak kapsamının dışına çıkarmadan özellikle uluslararası sözleşmelerin ülkemize neler kattığını, gücüne ne kadar güç kattığını altını çizerek vurgulamayı da bir görev biliyoruz. İsmini Zambezi Nehri'nden alan Zambiya, özellikle turizm açısından da oldukça gelişmiş ve bu anlamda da hem Türkiye'ye gelişler hem oraya gidişler noktasında büyük bir sirkülasyon var. Ülkenin insanları diğer Afrika ülkelerine kıyasla oldukça bilinçli ve eğitimliler. Zambiya 50 yıl öncesinde bağımsızlığından bu yana en misafirperver ülkelerinden biri olmuştur ve yıllık %6 büyüme oranı göstermektedir. Zambiya ziyaret için dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak sıralanmıştır. Zambiya çekici bir yatırım noktası yapan önemli güçlü özellikleri, doğal kaynakları ve saydığım diğer özellikler. Ayrıca Afrika kıtası açısından bakıldığında da ülkemizin onların abisi, hamisi konumunda görüldüğünü hepimiz biliyoruz ve Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmek için güvenlik noktasında da çok uzun yıllardan beri çok büyük mücadele yürüten ülkemizin örneklenmesi açısından gerçekten çok büyük bir örnekleme yapmaktalar ve bu açıdan da Afrika kıtasındaki bütün ülkelerin ülkemizi örneklemeye çalıştığını ve güvenlikle ilgili beklenti içerisinde olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Özellikle gelişmiş olmasının yanı sıra Zambiya'da uluslararası standartlarda borsa birçok Avrupa, Kuzey Amerika, Afrika ve Asya ülkeleriyle çifte vergilendirme anlaşmaları, çoklu ekonomik altyapı bölgelerinin kurulması, Zambiya Kalkınma Ajansı tarafından kolaylaştırılan yabancı ülkelerin toprak elde etmesi, pazara erişimi, Zambiya çeşitli bölgesel ve uluslararası ticaret ve ekonomik gruplarının parçası olma yolunda Türkiye ile işbirliğini güçlendirmek için de büyük bir özveri göstermektedir. Aynı şekilde ülkemizden de bu özveri özellikle Zambiya hususunda ve diğer Afrika kıtasındaki ülkeler hususunda gösterilmektedir. Sözleşmemizin konusu ve içeriği uluslararası güvenlik işbirliği. Günümüzde terörizm, örgütlü suçlar ve uyuşturucu kaçakçılığı arasında yakın bağ bulunduğunu göstermektedir. Ve bu açıdan özellikle bununla mücadele, yani terörizm ve uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkemiz çok büyük bir başarı elde etmiştir. Ve iki taraf da özellikle uluslararası boyutta güvenliğin sağlanması noktasında da büyük bir mücadeleyi birlikte yürütüyor. Bu çerçevede diğer ülkelerle akdedilen güvenlik işbirliği anlaşmaları ile özellikle terörizm ve örgütlü suçların önlenmesi maksadıyla güvenlik birimleri arasında doğrudan iletişim imkanının sağlanmakta ve görüşmekte olduğumuz anlaşmayla yine Zambiya ile ilişkilerimiz güvenlik boyutunun çeşitlendirilmesi ve pekiştirilmesi, ayrıca suçun önlenmesi, bastırılması ve suç soruşturmalarının yürütülmesi için işbirliğinde bulunulmasını amaçlamaktadır. Zambiya ile ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra aslında bütün uluslararası sözleşmelerin temelini bu güvenlik ile ilgili yapılacak olan düzenlemeler kapsamaktadır. Nasıl ki şimdi Rusya-Ukrayna savaşında herkesin gözü ülkemizin üzerindeyse, Avrupa Türkiye'yi örnek gösteriyorsa, bir
gittiğimiz toplantılarda da bizleri bu konuyu çözebilecek olan merci, makam olarak görmelerini nasıl görebiliyorsak, güvenlik meselesinin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar uluslararası bir mesele olduğunu tamamlayalım lütfen. Olmadığını görüyoruz. Bu açıdan bu sözleşmelerin tamamının kıymeti ve önemi çok büyük. Desteklediğimizi tekrar belirtmek isterim. Her birinizi saygılarımla selamlarım.